Ersin Ramoğlu, PKK'cıların silahlı İHA rahatsızlığı. Sene 1974. 12 Mart muhtırasının getirdiği askeri ortamdan yeni çıkılmış. 1973 Ekim'inde yapılan seçimleri Bülent Ecevit kazanmıştı. Ama milletvekili sayısı tek başına hükümet olmaya yetmedi. Mecburdu koalisyon kurmaya. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ikinci olmuştu ama CHP ile koalisyon yapmazdı. Çünkü iki parti seçimde birbirine karşı ağır sözler söylemişti. Bu şartlarda kuruldu MSP-CHP koalisyonu. Günler geçtikçe iki ortağın arasında geçimsizlik başladı. Ama 1974 Temmuz'unda zıtlaşmaları rafa kaldıracak bir gelişme oldu. Yunanistan'ın desteğiyle Rumlar Kıbrıs'ta Makaryos'u devirdi. Enosis yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının ilk adımları atıldı. Başbakan Ecevit konuyu görüşmek için İngiltere'ye uçtu. Necmettin Erbakan'dan da mini güvenlik kurulunun toplamasını istedi. Savaş hazırlığı böyle başladı. 19 Temmuz günü hem ordu hem de hükümet telaşlıydı. Mersin ve Taşucu limanları asker kaynıyordu. Gemiler ve uçaklar asırdı. İlk saldırıda iş bitmeliydi çünkü savaşın uzaması aleyhimize olurdu. Türkiye yokluklarla mücadele ediyordu. Benzin stok. Arayan Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'dı. Ecevit'e çıkarma yapma diyordu. Ne Erbakan ne de Ecevit bu tehdide aldırdı. 20 Temmuz sabahı saatler 06.05'i gösterdiğinde Kıbrıs semaları Türk paraşütçüleriyle dolmuştu. Kıbrıs Türk halkı Rum çetelerinin elinden böyle kurtarıldı. Kıbrıs harekatının üzerinden tam 42 yıl geçti. Eski günler geride kaldı. Çok şükür şimdi her şey var. Ambargolar bize vız gelir artık savunma sanayimizin ürettiği silahlar emsellerinden de üstün. Amerika'dan predatorlar onlarsa bozuk çıktı. Onlara epey de para ödedik. Her onlar PKK görüntülerini bize değil önce Kandil'e geçiyordu. PKK eylem yapıyor bu sayede kaçıyordu. Her on görüntüleriyle boş yere dağları bombalıyorduk. Amerika'dan PGM yani akıllı mühimmat da istemiştik onu da vermediler. Reisin canına tak dedi. Savunma sanayi için talimat verdi. Muhteşem silahlar yaptık. Tankımız Altay, silahlı İHA Bayraktar, milli füzeler, milli gemi Anka, zırhlı muharebe araçları, milli piyade tüfeğimiz, her biri emsellerine bin basan akıllı bombalar, obüsler ve atak helikopteri. Daha başka yığınla silah. Savunma sanayisine katkı koyan her iş adamına millet olarak büyük bir minnet borcumuz var. Bir gün gazetesinin yaptığı gibi hakaret değil. 1974 Kıbrıs harbinde yaşananların canlı tanığıyım çünkü. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın silahımız yok diye Ecevit'i ateşkese zorladığı günleri de biliriz biz. Silahlı İHA bayraktar PKK'yı bitirme noktasına getirdiği için PKK gazetesinin hedefi oldu. Yaşasın milli silahlarımız, yaşasın silahlı İHA'lar, kahrolsun PKK. Ersin Ramoğlu, sabah